Bu videomuzda hem çok önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım hem de bugüne dek gördüğüm en iddialı akıllı telefon modellerinden biri olan OnePlus 9 Pro'yu sizlere detaylıca anlatacağım. Telefon pazarının en güçlü isimlerinden biri olan OnePlus resmen Türkiye'de. Daha önce de OnePlus telefonları ülkemize görüyorduk ancak bugün gelinen noktada önemli bir fark var. OnePlus Türkiye'de resmi olarak yapılandı, ben de buradayım dedi. Yani OnePlus Türkiye'de garanti olarak artık satılmaya başladı. Bu gelişmenin ardından satışa sunulan OnePlus Nord N10 5G, Türkiye'ye garantili olarak raflardaki yerini alan ilk OnePlus telefon modeli oldu. Elimde gördüğünüz ise OnePlus'ın amiral telefonu OnePlus 9 Pro. Şunu çok açık söylüyorum, yaklaşık bir haftadır deneyimliyorum ve OnePlus 9 Pro her yönüyle beğenimi kazanan bir telefon oldu. Zaten şimdi özelliklerini anlattıkça da bana hak vereceksiniz. Önce OnePlus 9 Pro'nun bu büyükçe kutusunun içinde neler var ona bakalım. Kutuyu daha açar açmaz OnePlus 9 Pro ile birlikte garanti belgesini görüyorsunuz. İçindeki beyaz kabı da kaldırdığımızda gri renkte bir telefon kılıfı sizi karşılıyor. Telefon orijinal kılıfı ile birlikte kullanıcısına sunuluyor olması da önemli bir nokta. Kılıfını da kaldırdığımızda OnePlus'ın kırmızı rengine bürünmüş USB Type-C kablosu ve hızlı şarj adaptörü ile karşılaşıyoruz. Kutunun üzerinde ise önemli bir işbirliği vurgulanmış OnePlus'ın İsveç merkezli efsanevi profesyonel kamera üreticisi Hasselblad ile çalıştığını buradan da görüyoruz. Bu ismi OnePlus 9 Pro'nun kameralarının bitişiğinde de görebiliyoruz. İsveçli marka profesyonel fotoğrafçıları hedefleyen orta ve üst düzey kameralarıyla dünyaca ünlü bir şirket aslında. Bu nedenle de cihazın kamera performansının üzerinde fazlaca duracağız. Şimdi isterseniz biraz da cihazın tasarımından bahsedelim. OnePlus 9 serisinin tasarımı burdenless, yani engel tanımayan tasarım vizyonu benimsenerek oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi oldukça şık, premium seviyede bir telefon olduğunu her haliyle belli eden hoş bir tasarıma sahip. Arka kısmındaki kavisli tasarımı ve hafifliği akıllı telefonu konforlu bir tutuş hissi kazandırıyor. Cihazın kavisli ekranı renk değişimlerini ve hatalı dokunuşları en aza indirmek için hassas bir şekilde optimize edilmiş. Cihazda kullanılan alüminyum çerçeve ile birlikte cihazın hem ön hem de arka yüzünün Gorilla Glass 5 ile korunduğunu görüyoruz. Yani çizilmelere ve darbelere karşı hali dayanıklı bir telefondan söz ediyoruz. IP68 sertifikasına da sahip ve bu da telefonumuzu suya ve toza karşı dayanıklı kılıyor. OnePlus'ın paylaştığı verilere göre bu telefon yaklaşık 1,5 metre su seviyesine kadar 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Bu telefonun en büyük farklarından biri de güç tuşunun hemen üzerinde yer alan özel bir tuş. Bu tuş aslında 3 aşamalı çalışıyor. Ortaya getirdiğinizde telefonunuz titreşim moduna geçiyor ve gelen çağrılar söz konusu olduğunda zil sesi duymuyorsunuz. Bunun yerine titreşimle çağrılardan haberiniz oluyor. En yukarı kaydırdığımızda ise telefon tamamen sessiz moda geçiyor ve titreşimi de kapatmış oluyorsunuz. Tekrar sesleri aktif hale getirmek için de yine bu sürgüyü eski yerine getirmemiz yeterli. Bence çok kullanışlı bir özellik ve pratik bir çözüm sunuyor. OnePlus 9 Pro'nun 6.7 inçlik büyük bir AMOLED ekranı var. Ekrana yansıyan renkler cap canlı. 120 Hz akıcı ekran 2.0 ile birlikte oldukça yüksek ekran yenileme hızıyla gelmesi de akıcı ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi için olmazsa olmaz bir özellik. HDR10 Plus desteğine de sahip olan OnePlus 9 Pro'nun ekran parlaklık değeri de 1300 nit seviyesine kadar ulaşıyor. Hemen her ışık koşulunu ekrana yansıyan görüntüleri rahatça görebiliyorsunuz. Ayrıca yüksek parlaklık değerinin yanında özgün 10 bit renk derinliği de sunuluyor. 3215x1440 piksel ekran çözünürlüğü ve ekran gövde oranının %90 seviyesinde olması da OnePlus 9 Pro'yu sadece ekranıyla bile oldukça iddialı bir telefon haline getiriyor. Ön kamera ise ekranın sol üst kısmında konumlandırılmış, telefonun arka yüzünde de dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz ve kameraların hemen yanında az önce bahsettiğimiz gibi Hasselblad imzası yer alıyor. OnePlus 9 Pro her yönüyle güçlü bir telefon, işlemci tarafında da bunu görebiliyoruz. 5 nanometre sürecinde üretilen Snapdragon 888 5G işlemcinin gücünü alıyor ve hemen her uygulama ve oyunu en yüksek performansı alarak deneyimleyebiliyorsunuz. Piyasadaki en güçlü mobil işlemci bu telefona hayat veriyor. Ayrıca 5G desteğine sahip telefon sayısı Türkiye'de hali az olduğundan OnePlus 9 Pro bu açıdan da farkını gösteriyor.
İşlemci ve oyun performansından bahsetmişken Game Space, yani oyun alanı modundan da bahsetmek lazım aslında. Telefonda yüklü olarak gelen bu uygulama işlemci, RAM ve GPU'yu oynadığınız oyuna göre optimize ediyor ve çok daha yüksek bir performansla oyun oynayabiliyorsunuz. Pro Gaming modunu aktif hale getirdiğinizde oyun keyfinden sizi koparacak hiçbir şey kalmıyor. Gelen aramalar ve bildirimler kapatılırken ağ bağlantısı daha iyi bir hale geliyor. Arka planda çeşitli optimizasyonlar yaparak da oyun deneyiminizi iyileştiriyor. Yani benim gibi sıkı bir oyuncuysanız bu modu çok seveceğinizi söyleyebilirim. Sıkı oyuncuların seveceği bir diğer özellik de Hyper Touch teknolojisi. Ekranda yer alan bu özel teknoloji, işlemci ve ekran arasındaki senkronizasyon hızını önceki teknolojiden tam 6 kata kadar daha hızlı olan 360 Hz'e yükseltiyor. Belirli oyunları oynarken çok daha hızlı yanıt süresi sağlanıyor. Böylece oyunda rakiplerinizin karşısında epey avantajlı bir konuma geliyorsunuz. Bu güçlü işlemci UFS 3.1 depolama özellikleriyle birlikte 256 GB dahili hafıza ve 12 GB RAM'i destekliyor. Cihazda kullanılan LPDDR5 RAM teknolojisi LPDDR4X'ten 1,5 kat daha hızlı bir yapıda ve 6400 megabit saniyeye kadar hız sunuyor. OnePlus 9 Pro'yu rakiplerinden farklı kılan bir başka özelliği de kamera performansında gizli. Kamera tarafında Hasselblad ile olan işbirliğinin çok iyi sonuç verdiğini görüyoruz. Bu iki şirket OnePlus 9 ve 9 Pro sensörlerini birlikte kalibre etmiş ve Hasselblad'in yüksek renk standartlarını kullanarak çok sayıda laboratuvar testi gerçekleştirmişler. Daha doğal görünen renkler sunmak için OnePlus'ın renk kalibrasyonunda yeni standart haline gelen Hasselblad ile doğal renk kalibrasyonu kullanılmış. Tüm bunlar sayesinde her açıdan başarılı çekimler yapabilen bir telefon ortaya çıkmış. Cihazımızın ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabiliyor ve Sony ile birlikte özel olarak tasarlanmış bir IMX789 sensörüyle donatılmış. Daha net gündüz ve gece çekimleri bu sensörle mümkün olurken videolarda hareket bulanıklığı da azaltılıyor. 50 megapiksel ultra geniş açılı kamerasını da oldukça iddialı bulduğumu söyleyebilirim. Birçok telefonda fotoğrafların kenarlarında bozulma meydana gelirken bu telefonda böyle bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Bunun sebebi de Freeform denilen lens aslında. Bu lens gelen ışığı düzeltmek için bir dizi benzersiz eriler kullanarak fotoğrafların kenarındaki bozulmayı yaklaşık %1 seviyesine kadar düşürüyor. Makro çekimlerde de bu kamerayı kullanıyoruz ve 4 cm'ye kadar olan mesafede hedefe odaklanıp oldukça yüksek kalitede makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 8 megapiksel telefoto kamerayla zoom yaptığınızda cihazın bulanıklığını yakın çekimlerde azalttığını fark ediyorsunuz. 2 megapiksel monokrom kamera ise siyah beyaz fotoğraf çekimlerinde imdadımıza yetişiyor ve siyah beyaz fotoğraflara detay ve katman ekliyor. Gece çekimlerinde gördüğüm en başarılı telefon OnePlus 9 Pro olabilir çünkü hava tamamen kararmasına rağmen çektiğim görüntülerden çok iyi sonuçlar aldım. Işık hayli yetersiz ama çekilen görüntüler gerçekten muhteşem. OnePlus 9 Pro video çekiminde de dudak ısıtacak bir performansa sahip. Öyle ki 4K 120fps video kaydı bile bu cihazda mümkün, hatta 8K 30fps video kaydı bile yapabiliyoruz. Hızlı çekim özelliğini de beğendim, hayatı hızlıca akarken görmek farklı bir deneyim sunuyor. Diğer yandan OnePlus 9 Pro'nun ultra geniş kamerasının yürürken dahi hızlandırmış videolar oluşturabilmesi önemli bir nokta. Kamera ayarlarından ulaşabileceğiniz Hasselblad Pro bölümüyle fotoğraf çekimi için en ince ayarlara ulaşabiliyorsunuz. ISO, odak, pozlama süresi, beyaz dengesi ve çok daha fazlası elinizin altında. Gördüğünüz gibi OnePlus 9 Pro, Hasselblad işbirliğiyle genel anlamda kamera performansında sınırları hayli zorlayan bir telefon modeli olmuş. OnePlus 9 Pro, batarya tarafında da kendine yakışır bir performans gösteriyor. Warp Charge 65T ile birlikte bu telefonu %1'den %100'e şarj etmek sadece 29 dakika sürüyor. İnanılmaz kısa bir süre. Bu kadar hızlı şarj olması sizi korkutmasın çünkü OnePlus 9 serisi bu hızlara ulaşırken şarj esnasında dahili direnci ve ısınmayı azaltmak için geliştirilmiş çift hücreli tasarıma sahip özel bir pil kullanıyor. Bu sayede batarya daha az aralıklarla şarj ediliyor ve batarya ömrü uzamış oluyor. Kablosuz şarj desteği de bu telefonda mevcut ama öyle ağır ağır şarj olduğunu da düşünmeyin. Warp Charge 50 Wireless ile birlikte OnePlus 9 Pro her iki pil hücresinin de 25 Watt'ta şarj olmasını sağlıyor ve sadece 43 dakika gibi bir sürede %1'den %100'e telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Yani kablo var 29, kablo yoksa da 43 dakikaya kadar tam şarj edebiliyorsunuz. Bu şarj adaptörüyle ilgili bir parantez de açmak istiyorum. Sadece bu adaptörü telefonunuz için kullanmak zorunda değilsiniz. Kutusundan çıkan bu adaptörü dizüstü bilgisayar ve tablet gibi OnePlus ile ilgisi olmayan markaların cihazlarını dahi 45 Watt'a kadar turbo şarj etmek için kullanabilirsiniz. OnePlus'ı diğer telefonlardan ayıran bir başka özelliği de Android 11 tabanlı Oxygen OS. Android deneyimini yepyeni bir boyuta taşıyan bu özel yazılım, OnePlus 9 serisine hız,
akıcılık ve özelleştirme katıyor. Zaten güçlü donanım özelliklerine sahip olan bir telefon kullanıyoruz. Üstüne bir de donanımı verimli kullanan bir yazılım gelince de tadından yenmiyor. Arka planda önceki sürüme göre %25'ten fazla uygulamayı açık tutmanıza olanak tanıyan yeni Turbo Boost 3.0 bunu RAM sıkıştırması ve sanal RAM ile başarıyor. Yani bu özellik telefonun hafızasını RAM'e dönüştürüyor ve daha yüksek bir performansa böylece ulaşabiliyorsunuz. Sonuç itibariyle OnePlus 9 Pro her açıdan beğenimi kazanan bir amiral telefonu oldu. Tasarımı olsun, donanım özellikleri olsun zayıf bir noktasını bulamadım. OnePlus Türkiye garantisiyle kullanıcılara sunuyor olması da bence çok önemli bir nokta. Bu videomuzda OnePlus'ın resmen Türkiye'ye geldiğini ve Türkiye garantili cihazlarını satışa sunduğunu sizlerle paylaştık. OnePlus 9 Pro'nun saya saya bitiremediğim pek çok özelliğini de birlikte deneyimledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.